Şimdiki konuşmacımız Profesör Doktor Stephen Elias. Kendisi ESCAP Avrupa Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Birliği Başkanı'dır. Ben de yönetim kurulunda onunla birlikte bir arada çalışıyoruz iki dönemdir. ESCAP Başkanlığı olmanın yanı sıra kendisi İsviçreli ve Cenevre Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin psikiyatri anabilim dalında profesör ve kendisi aynı zamanda çocuk psikiyatrisidir. Ve yine Cenevre şehrindeki çocuk psikiyatrisi ve özel eğitim dairesi yöneticisi kendisi. Ve aynı zamanda da Autism Fonu, Autism Vakfı Başkanlığını yürütüyor İsviçre'de. Profesör Elias uzun zamandır otizm konusunda çalışmalar yapmış. Amerika'da da eğitim doktorasını tamamlayıp İsviçre'ye döndükten sonra orada otizm konusunda çalışmalarını sürdüren bir kişi. Bugün de kendi çalışmalarından bize anlatacak diye tahmin ediyorum otizmle birleştirerek. So thank you for coming, Stephen, and we'll be very happy to have you here as our keynote lecturer today. And so it's, the word is yours now. Okay, thank you so much. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için burada olmak ve davet edilmiş olmak büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu bizim yönetim kurulumuz. Eski başkanımızı görüyorsunuz burada. And Dimitris Agnostopoulos ve gelecekteki başkanımızı görüyorsunuz burada. Burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum, davet almış olmaktan. Gerçekten visit and be able to meet all the different farklı societies that are part of ESCAP and of course Turkey is one derneklerine gitme şansı oldu. Milli derneklere ziyaret etme şansı olduk ESCAP'a üye olanların. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Ben çok teşekkür ediyorum aynı zamanda Fütun Hanım'a da ESCAP'la ilgili bu tanıtımda yaptığı için. Ben bugün sizlere otizmden bahsedeceğim ve soru şu: ne şekilde en son bulguları otizm araştırmalarını klinik çalışmaya nasıl çevirebiliriz? Bu başlık nörogelişimsel nörogenetik sendrom, ki bunlar geçen 25 yıl içerisinde çalıştığım alanlar ve sıklıkla da nörobilim araştırmaları da yapıyorum. Ve sanıyorum ki önemli olan şey şu bizim için: şimdi artık bu yeni bulguların gerçekten ne şekilde klinik kararları etkileyebileceğini görebilmek, ne şekilde nörobilimsel araştırmaların ve metodların bizim görüşümüzü ne şekilde değiştireceğini görebilmek, ne şekilde otizm olan çocukları nasıl değiştirebileceğini görmek aslında. Bildiğiniz gibi otizm spektrum bozukluğu bir grup pervezif zihinsel bozukluk ve bir tarafta iletişim eksikliği vardır çocuklarda ve aynı zamanda sosyal etkileşimde de eksiklik gösterirler. Bir başka teşhis ise tekrarlayan davranışlar ve kısıtlı ilgidir. Ve aynı zamanda da bildiğimiz başka bir şey de klinik anlamında otizm, o çok yüksek heterojenitesi olan bir hastalıktır. Dolayısıyla çocuklar ve erişkinler arasında büyük bir değişkenlik gösterirsiniz. Yani dil gelişimleri, zihinsel gelişimleri, dil yetenekleri, bazıları çok yüksek IQ'su varsa bazılarında çok yüksek gerilik görülmektedir. Dolayısıyla burada göstermiş oldukları ilgi ve tekrarlayan davranışları da birbirleri arasında farklılık gösterir. Dolayısıyla sahip oldukları
bozukluğun hangi düzeyde bozukluk olduğu da yine kurukları sosyal iletişim bazında da farklılık gösterir. Tabii ki ben cevaplamaya çalışacağım birçok soruyu göstereceğim size ve birçok soru var cevaplamamız gereken. Yakın zamanlarda araştırmaya yapılan katkılar var. Bu klinik soruna cevap bulmak üzere yapılmış araştırmalar var. İlk soru şu ki her zaman herkes bu bir psikiyatra sorulan sorular bunlar. Sanıyorum başka uzmanlık alanlarından bu sorular yönetilmekte. Gerçekten otizmin prevalansında gerçekten bir artış söz konusu mudur? Yani sıklık anlamında bir artış söz konusu mudur? Aslında gerçekten bu önemli bir soru çünkü ben çocuk psikiyatrisine başladığım zaman yani neredeyse 25 sene öncesinden bahsediyorum tabii ki bizler şunu söylüyorduk otizm yaklaşık 2 ile 4 çocuğu etkiler. Yani 10 binde 2 ile 4 çocuğu etkiler diyorduk. Bu gerçekten çok farklı bir zamanda o zamanlar. Ve burada gördüğünüz gibi prevalansın, otizmdeki prevalansın hastalığın kontrol merkezinden alınan rakamlar doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden değişiklik gösterdiğini görüyorsunuz rakamların zaman içerisinde. Bunun tabii ki birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi muhtemelen otizm konseptinin değişimden kaynakları. DSM-3'ten önce bunlar eski zamanlarda tabii ki 1980'lerde hatırlayacağınız üzere otizm spektrum bozukluğu bir teşhis hususu olarak tanınmıyordu. Dolayısıyla DSM-3'e de yer almıştı ve daha sonrasında teşhis sınıflandırılması geliştirildi ve böylelikle daha iyi şekilde klinik fenotipler daha iyi yansıtılabilsin istendi. Dolayısıyla bu daha iyi bir şekilde delineasyonla, bu bozukluğun delineasyonuyla otizmin farkındalığı çok önemli bir şekilde arttı. Yani tıp öğrencilerine otizmin anlatılması, çocuk ve erişkin psikiyatrlarına da anlatılması daha çok yer bulmaya başladı ve büyüdü. Yani geçen 10 yılda ise epidemiolojik çalışmalar da aynı benzer tasarımlara sahip olacak şekilde yapıldı ve böylelikle bunlar da prevalansın 1-1.5 ya da 2 oranında popülasyonda sabitlendiğini gösteriyor. Yani 2 hafta önce otizm prevalansıyla ilgili bir yayın yapıldı ABD'deki merkezden ve her 59 çocuktan bir tanesi otizmli olarak gösteriliyor. Ama zaman içerisinde bu rakam sabitlenmiş olarak görünüyor günümüzde. İlginç bir şekilde bakacak olursak, ilginç olan şey de şu ki yapılan yayınların sayısının da otizmle ilgili olarak 15 yıl içerisinde neredeyse 10 kattan fazla her yıl olmak üzere artmıştır. Yani bu gerçekten ana bir alan haline, araştırma alanı ve yayın alanı haline bürünmüştür. Yani peki biz faktörler hakkında ne biliyoruz? Yani prevalansa artışına yol açacak faktörler arasında ne biliyoruz? Tabii ki bunlardan birincisi yüksek farkındalığın olması, otizmle ilgili farkındalığın yüksek olması. Mesela bugün bir hastayı gördüğümüz zaman özel bir iletişim kuruyorsa, özel bir şekilde ilişki kuruyorsa ve konuşma gecikmesi varsa muhtemelen bu noktada otizmle düşünmemiz lazım. Tabii bu 15-20 yıl önce de durum bu şekilde değildi tabii ki. Ve kesinlikle bunun da bizim bu teşhisin sayısının artmasına büyük bir olasılıkla sebebiyet veriyor. Yine başka bir konu da muhtemelen prevalansın artışına sebebiyet veren başka şeylerden bir tanesi ise bizler artık 20 sene önce olduğu gibi artık bir gelişimsel gecikme olduğunu biliyoruz otizmde. Dolayısıyla Asperger veya yüksek fonksiyonlu işlevsel otizm dediğimiz zaman burada zihinsel geriliğinde yine otizmden kaynaklandığı artık belirlenir oldu. Yine başka bir neden ise bildiğimiz gibi ki bu da gerçekten çok büyük bir role sahip
geç yaşta anne baba olmak. Türkiye'de de duyduğum kadarıyla tabii çok fazla değil ama yine de birçok Avrupa ülkesinde, özellikle de İsviçre'de ve özellikle de Cenevre'de, İsviçre'de bu dünyanın en yaşlı anne babası, annesi, anneleri anne olma oluyorlar. Yani o en 32,5 yaş ortalama anne olma yaşı Cenevre'de. Ve çalışmalardan biliyoruz ki bir çift 25 yaşındaysa, 25 yaşında bir çift, 40 yaşındaki bir çiftle karşılaştırdığımız zaman çocukları anlamında, burada 40 yaşında olan çiftin çocuklarında otizm ortaya çıkma olasılığı 4 kat daha fazla. Bilmiyorum Türkiye'deki durumu ama İsviçre'de şöyle durum, 60 yaşlarında bir baba oluyorsa dolayısıyla kişinin 16 kat daha fazla riski var otizmli bir çocuk sahibi olma konusunda. Bununla beraber çok önemli derecede bir dikkat gösterilmeye başlanmıştır. Son 15 yıldır içerik konusunda, yani çevreyle ilgili konularda, yani ya DNA'nın bütünlüğünü konusunda, spermatozoitler üzerine etkisi veya bazı maddelerin ise nöroendokrinolojisini değiştirme olasılığından dolayı, yani bebeğin erken dönemlerinde uterus içerisindeyken, rahimdeyken bu tip şeylerin etki edebileceği düşünülmektedir, pestisitler gibi. Bu da yine İsviçre'de çok yakında izlediğimiz bir konu bu ve yakın zamanda yapılan çalışmalar da şunu göstermiştir ki herhangi bir zamanda İsviçrelilerin pestisit kanıtlarını kanlarında taşıdıkları ortaya konmuştur. Dolayısıyla bu konuda da biz çok kaygılıyız ve sanıyorum ki şimdi daha dikkatli davranmaya doğru, yani tarımsal alanlarda, tarımla ilgili alanlarda daha büyük bir yakınlık, daha büyük bir dikkat gösteriliyor. Ve alanda tarım her zaman insanların yaşadıkları yerin yakınında, şehirlerde yoğunluk var ve tarım alanlarında yoğunluk var. Dolayısıyla insanlar tarım alanlarının yakınında yaşadıklarında bu çevresel faktörlere maruziyet yaşıyorlar. Evet, şimdi ikinci sorumuz ise şu. Gerekçe neydi? Teşhis sınıflandırmasında DSM-5'te değişikliğe yol açan değişiklikler neydi? Mesela neden Asperger sendromu çıkartıldı mesela DSM-5'ten? Daha önce Hans Asperger'in biliyorsunuz orada koyduğu bir konuydu bu. Bununla ilgili birçok neden var. Eğer DSM-4'e bakacak olursak birçok alt grup görürüz DSM-4 sınıflandırmasında. Otistik bozukluk, Rett sendromu, çocuk dönemi disintegratif bozukluğu, Asperger sendromu ve PDD diyoruz. Bunların yer aldığını biliyoruz ve DSM-5 yayınlandığından bu yana, 2013'ten bu yana bütün bu alt kategoriler tek bir kategori altında toplandı. Bu da otizm spektrum bozukluğu olarak adlandırıldı. Böylelikle neden o zaman yeniden gruplandırma yaptık? Çünkü birçok klinisyen şunu hissetti. Bu alt grupları bir arada toplamak daha kolay olacaktır. Yani ne tür bir hastadan konuştuğumuzu daha kolaylaştıracaktır diye düşündüler. Burada gerçekten ilginç bir, çok taraflı bir çalışma var. Bu çalışmada 12 farklı merkeze gerçekleştirilmiş İngiltere'de ve Katie Lord tarafından yapılmış ve 2012 yılında yayınlanmış. Yaptıkları şey şu olmuş, gelişigüzel bir şekilde hastaları seçmişler, kliniğe gelen hastaları ve teşhise bakmışlar ve otizm spektrum bozukluğu olan veya bu alandaki grup hasta grubuna bakmışlar ve yaptıkları gözlemde şunu görmüşler. Despite similar level of stimuler, yani symptom severity,
Semptomun ağırlığına bakarak ADI IQ ölçümleriyle beraber çok yüksek düzeyde değişkenlik görmüşler teşhiste. Yani bir taraftan öbür tarafa giderken. Dolayısıyla şunu hissetmişler ki temel olarak, objektif olarak standartize aletlerin, araçların kullanılmasıyla neden bu kadar farklılık olsun diye düşünmüşler. Dolayısıyla da daha ileriye taşımışlar çalışmalarını ve klinisyenleri neye etkilediğini bulmaya çalışmışlar. Yani neden farklı teşhis konularına ne sebebiyet vermiş? Neden bunlara aynı kişiler sap kategori yani alt kategori olarak niye ayrıştırılmışlar? Bunu bulmaya çalışmışlar. Bunda da çok farklı faktörler olduğunu ortaya koymuş. Birincisi sosyal etkileşim eksikliği olarak ortaya konmuş ve kişiler bunu belli başlı değişkenliklerle tanımlamışlar. Yani bu bir alt kategori, bu bir alt kategori olabilir diye düşünmüşler. Bununla beraber alanın etkisi veya kültürü, bulunan yerin kültürü olarak ortaya konmuş. Mesela eğer Asperger uzmanı varsa bir üniversitede veya bir Asperger kliniği varsa bir yerde kişiler daha sıklıkla Asperger sendromu teşhisi koymuşlar. Yani net bir şekilde, açık bir şekilde bir tür taraflı uzmanlık sergilenmesi söz konusu olmuş. Aynı zamanda da kişiler dil gelişimini farklı bir dil gelişimini İletişim düzeyini farklı bir şekilde kullanmışlar. Bununla beraber kaç yıllık bir uzmanlığa sahip oldukları da yine önemli bir faktör olarak ortaya çıkmış bu tanıların farklı şekilde yapılması. Yani bunların hepsi tabii ki tartışma açık konular olarak kendini göstermiş. Başka bir faktör ise, gerçekten ilginç olan bir başka faktör ise, kesinlikle bütün bu alt gruplara rağmen, 5, 4, 5, 6 alt gruba rağmen yine de çok büyük miktarda heterojenik bir spektrum olduğunu gösteriyor. Yani 900 kadar genin, yani 30-40 bin genden 900 tanesinin yaklaşık olarak bu otizmin teşhisiyle ilintili olduğu ortaya konulmuş. Bu da şu anlama geliyor. Bizim yaklaşık olarak 1000 genimiz var ki bu 1000 tane gen değişikliğe uğrayabilir ve bunlar da alt kategorilerde yer alabilir. Dolayısıyla bu varyasyon 2200 locus'ta belli başlı farklı yerlerde, farklı nüfuslarda ekspresi oldukları zaman da bunun da işte bu sonucunda 2-3 bin genetik nedene sebebiyet verdiğini gösteriyor. Ve otizm spektrum bozukluğunun teşhisinde görev aldığı, rol aldığını biliyoruz. Yine başka bir gözlem ise çok fazla sayıda heterojenite olması spektrum içerisinde. Yani insanlar çoklu çalışmalar gerçekleştirmiş nöro görüntüleme konusunda geçen son 20 yıl boyunca ve nöro görüntüleme metodları da oldukça gelişiyor. Geçmiş durumda tabii son 20 yıldır. Bu çalışmalar ise şunu göstermemiş, otizmi olan alt gruptaki çocukların bir beyin farklı olmadığını göstermemiş. Yani aslına bakarsan bir tipik gelişimsel ve bozuk olan veya otizmi olan çocuklar görünmekle beraber grup içerisinde farklı görünmemiş. Yani bu temel olarak baktığımızda başka bir konu şu. Çalışmaların çoğu nöro görüntüleme bulgularına baktıkları zaman bunlar, bu çalışmalar çocukların 5, 6 ve daha büyük olan çocukları taramış. Çok az görüntüleme çalışması var. Otizmin yani küçük çocuklarda görüntülemesiyle ilgili çok az sayıda çalışma var. Neden de tabii muhtemelen bu çocukların MRI aracına konulamaması ya anestezi altında bunun yapılabilmesi ki bu da bir risk tabii ki. Dolayısıyla bir çalışma içinde böyle bir şey yapılması istenmiyor. Veya
Çocukları, bebekleri, otizm ve bebekleri tarayan kişiler büyük bir çaba göstererek çocukların yorulduktan sonra uykuya dalmak özellikle akşam bunları tarama imkanını yakalayabilmeleri. Yani herkes tabii ki MRI esnasında uyuyor. O şekilde ancak görüntüleme alınabiliyor. Cenevre'de bu şekilde yapılıyor. Bazı merkezlerde bu şekilde gerçekleştiriliyor görüntüleme. Yine kişiler bu görüntülemede farklı ağlara bakmışlar ve farklı alt türler arasında farklılıklar bulamamışlar. Ancak buldukları şey şu olmuş, farklılık ne farklılığı? Semptomların ağırlığı konusunda, ciddiyeti konusunda farklı tespit etmişler ve beyin değişikliklerinde tespit etmişler. Burada bir tür ilişki tespit edilmiş ve ilginç olarak da bu ağlar, en çok etkilenen ağlar da sosyal biliş alanında olanlar, yani temporal gyrus veya frontal bölgeler veya gibi. Beyindeki değişiklikler aslında küçük çocuklarda en çok vurucu nokta ve tipik olarak burada görünen şey ise küçük çocuklarda daha fazla gri maddenin olması, özellikle de 1, 5, 7, 10 da yaşlarında ve sonrasında ise gri maddenin gelişimini, yani daha da hızlı bir şekilde artması otizm olan çocuklarda ve bunun da otizm olan gençlerde, yetişkinlerde daha az miktarda gri maddenin olması. Yani bunu anlamak çok uzun zaman sürmüş. 90'larda bir tartışma vardı ki gri madde daha büyüktür, daha küçüktür. 5-10 yıl içerisinde, 5-10 yıl sürmüş. Küçük numuneler, küçük yaştaki kişilerde gri maddenin daha yüksek olduğunu, erişkinlerde gri maddenin azaldığını, ergenlerde bir şey değişmedi ortaya konmuş. Evet, sonrasında ise bu birçok çalışmaya rağmen potansiyel farkları ortaya koymak üzere DSM-5 alt gruplarıyla ilgili olsam, burada bir genotipler arasında farklı olmadığı da ortaya konmuş. Bu da çok sürprize yol açmış. Bu ne anlama geliyor? Yani aynı gen değişikliği bir çocuğun mental retardasyona yol açabileceği gibi ağır otizme de yol açabilmektedir. Ve bununla beraber Asperger sendromu şeklindeki ekspresi olmasına sebebiyet veriyor. Ve bu da vermiş. Bu da gerçekten çok vurucu olmuş. Bu benim bakış açımdan ise işte bu nedenle bu alt gruplar artık doğru sayılmamaya başlamış. Bunlar klinik gözlemler farklı olsa dahi yine başlangıçtan itibaren, yani genetik nedenlerden dolayı genetik kodlama anlamında bunun farklı olmadığı ortaya konmuş. Klinik olarak kategorize edilmiş olan hastaların aslına bakarsanız bu şekilde ayrıştırılmasının doğru olmayacağı tespit edilmiş. Tabii buradaki işlevsel farklılıklar ve tedaviye verilen cevap veya ilaçla yapılan ilaç tedavisinin bu alt gruplarda aralarında hiçbir farklılık yaratmadığı tespit edilmiş ve alt gruplar arasında da zaman içerisinde bir istikrar da elde edilmemiş. Mesela bir çocuk bir grup içerisindeyse, bir alt gruptaysa, kliniğin sentrinde bir gruba yerleştirdiyse, bu kişinin, bir çocuğun yakın belli bir süre içerisinde, 5-10 sene içerisinde başka bir kliniğin sentrinden başka bir gruba transfer edileceği mümkün, edilmesi mümkün. Dolayısıyla veya öyle değerlendirmesi mümkün. Yani muhtemelen kategori olmaktan, kategorilerinin olmasından ziyade otizmi bir devamlık olarak kabul etmek çok daha doğru olacaktır. Yani bir genetik değişikliğin otizme sebebiyet vermesi ki %60'ı genlerin değişikliğinden kaynaklanıyor. Bu da
hafiften daha ağıra doğru ilerleme gösterebilir. Yani bu da bir devamlılık arz etmektedir. Tabii ki teşhisi tekrar düşünecek olursak ve de teşhis sınıflandırmayı düşünecek olursak bu yeni alt grupların oluşumuna yol açabilir. Mesela genetik alt gruplar vasıtasıyla ne tür gen ailesi bu tür otizmde etkili oluyor diye düşünülebilir. İşte bu belki nörofizyolojik veya nörogenetik tabanlı sınıflandırmadan da geliyor olabilir. Tabii ki muhtemelen ortak bir yanıt da söz konusu olabilir tedaviye. Çünkü moleküller ya birini ya da diğer nörogenetik ve nörofizyolojik yolakları hedefleyecektir. Evet, son soru ise bu. Ne tür farklı hipotezler vardır ki bu ASD'nin ortasına ortaya çıkmasına çıkışını açıklar. Şimdi Cenevre'deki ilgi duyumuz alan doğrultusunda ifade edeceğim bunu. Yani erken dönem müdahalesinden bahsedeceğim. Yani müdahaleye daha ziyade kim cevap verir? Nörobilişsel ve nörobilimsel, nöro görüntüleme araçları kullanarak kim cevap verebilir yolundan yola çıkacağım. Bir bozukluğu çok geniş bir heterojenite olarak anlamaya çalışırsak eğer, böyle bir anlayış çekirdek semptomlara bakmak lazım. Otizmi genel olarak değil ama özüne inerek bakmak gerekiyor. Yani gerçekten otizm ne hakkındadır, neden oluşmaktadır ve neyi ölçebiliriz'e bakmak gerekiyor. İşte bu bütün otizmli bireylerde bunu ölçmek mümkün. Nedeni nedir diye bakmak gerekiyor. Şimdi bizim hepimizin bir mutabık kaldığımız bir konu var. Çok fazla değişkenlik olmasına rağmen, ekspresyonda çok fazla değişkenlik olmasına rağmen otizmde ortak olan bir konu var ki o da sosyal iletişim bozukluğu. Yani bu aslında otizmin bir kilit noktası. Sosyal etkileşimde eksiklik olması, erken dönemde başlaması ve çoğu bireyi, otizmli bireyi etkileyen bir durum bu. Muhtemelen sosyal motivasyon tezini, hipotezini biliyorsunuzdur. Bu hipotez Chevalier tarafından ortaya atılmış bir hipotezdir ve der ki bu hipotezde kilit noktalardan bir tanesi otizmde azalmış sosyal ilgidir der. Yani bu ilginin azalması anlamındadır. Tabii ki çok küçük bir bebek olarak eğer sosyal iletişim kurmuyorsa bebek, o zaman tabii ki sosyal deneyimlerde bir bir eksiklik yaşayacaktır. Ve kompleks iletişim öğrenilmezse vücut davranışları, vücut hareketleri, sesin tonunun değişikliği, bir mahrumiyet varsa, yoksunluk varsa sosyal iletişimde, o zaman bu sonuç olarak özel uzmanlaşma, yani bizim içinde sosyal beynin içinde olduğu durumdan ucuduma yabancılaşma olacaktır. Yani bizim aslına bakarsanız öğrendiğimizin çoğu, daha çok küçükken öğrendiğimiz şeylerin birçoğu sosyal anlamda sosyal ortamda işte büyüklerimiz, kardeşlerimiz, bakıcımız, annemiz vasıtasıyla öğretilendir. Bizlere aktarılan, bir başka kişi tarafından aktarılan şeyler vasıtasıyla öğreniriz. Dolayısıyla eğer biz anlamayımız, bu sosyal ipuçlarını anlayamazsak
kullanamazsak o zaman bu tabii ki bizim için büyük bir gerilik, zayıflık olacaktır. Yeni bilişsel becerileri öğrenemeyeceğiz anlamına geliyor. Yani bir şeyi nasıl oynayabiliriz, nasıl bir manipülasyon yapabiliriz, bir kol bara, vücut hareketini tekrarlayamayız, taklit edemeyiz. Bu da bilişsel potansiyelimizin mümkün olmamasını, kullanmamıza mümkün olmamıza ve mental retardasyona sebebiyet verecektir. İnsanlar mental retardasyonun otizmle ilintili olduğu ortaya konmuş ve bunun belli başlı gen değişikliklerle ilintilendirilmiştir. Ama buna ek olarak değişiklik göstermiştir. Çünkü sosyal etkileşim olmadığı için denmiştir. Yani genetik genetik acıya sosyal acıyı da katlamış oluyoruz, eklemiş oluyoruz. Ve yine bildiğiniz gibi ki bu çalışmalar yapılan ilk çalışmalar 1990'larda yapılmıştır ve bize şunu göstermiştir ki bu çalışmalar bizler doğduktan bir saat olduktan sonra bir saatlikken bir yüze dönmeyi programlamıştır. Yani doğal olarak bir yüze doğru, genetik olarak bir yüze dönmeye programlanmışızdır. Dolayısıyla birçok çalışma da vardır bunu gösteren. Yakın zamanda da ki bu da geçen yıl bir gazetede yayınlanmıştır. Nötr ortamda olan çocuklar, bebekler niye bir bebek bir yüz yani daha doğmadan yüze benzeyen her şeye doğru döndüklerini göstermiştir. Bu mesela buraya bakacak olursanız böyle üç tane ışık yakılmış ve sanki bir insan yüzünü mimikleyen yani taklit eden bir görüntü ve in vitro halindeyken bu şekilde bir hareket yaptığını göstermiştir. Yani bu uyarana karşı 33 haftalıkken yani anne karnındayken 33 haftalıkken buna doğru döndüğünü göstermiştir. Yine ilginç bir şekilde şu yapılmıştır. Çok küçük bebek, bir küçük bebekken bebeklere film göstermişlerdir. Böyle bir kişinin bulunduğu bir film göstermişlerdir. Bir göz izleme aracı kullanmışlar ve bebeğin nereye doğru odaklandığını bulmaya çalışmışlardır. Bu bebeği izlemişlerdir. Tabii ki bunlar risk olan bebekler. Bunların bazı erkek çocukları, erkek kardeşleri veya kız kardeşleri otistik olan çocuklar ve burada işte yeni doğan bunlar zaman içerisinde incelenmiş. Bazıları otizm geliştirmiş. Yani böylelikle klinik olarak teşhis koymadan önce ne yapılabilir bakılmış ve bunu da tipik olarak otizm geliştiren çocuklarla karşılaşmışlar. Yani ailede hiçbir otizm olmayan, otistik olmayan çocuklarla karşılaştırmışlar. Dolayısıyla başlangıçta aynı şekilde bebeklerin aynı şekilde başlangıçta aynı şekilde baktıkları görülmüş. Yani ne izlersek izleyelim, bir film izliyorsak sürekli olarak yüzlere bakmaya odaklanırız. Yani %60'ını zamanımızın resim film izlerken yüzlere bakarız sürekli olarak. Ve yüze baktığımız zaman gözlere bakarız ve çok dominant bir şekilde bu gözlemlemeyi yaparız. Çocuklar da otistik olan çocuklar da daha az yüzleri izler ve daha fazla yüzün daha ziyade alt kısmına bakarlar. Yani daha çok ağza ve yüzün hareket eden kısmına doğru çekilirler. Ama bununla beraber gördüğümüz şey şu, yeni doğmuş bebekler otizmliyse eğer bunlar gelecekte yani otistik olarak çocuk bebekler yüzün sağ tarafına bakıyorlar. Yani tipik olarak gelişenlerden farklı değil. Ama zaman ilerledikçe tipik olarak gelişen bebekler
daha fazla gözlere bakıyorlar ve sonrasında ise hep gözlere takılı olarak, yani sabit olarak kalıyorlar. Ama daha sonrasında otizme doğru ilerleyen bebekler ise başlangıçta iyi bir göz sabitlemeleri var, göz kontağı var, ama zaman içerisinde bu gözleri izleme veya yüzü izleme zamanı azalıyor ve bir yerlerde, yani 9-12 aylıkken muhtemelen ki biz teşhisi de, eğer iyi bir eğitimimiz varsa tabii ki 18 ayda veya 24 ayda bu teşhisi koyabiliyoruz, otizm teşhisi koyabiliyoruz. Ama bunun çok öncesinde aslında bebek klinik olarak otizm geliştirdiyse, eğer bir göz izleme aracınız varsa buradaki gerilemeyi görmeniz mümkün. Bebeğin nereye baktığını görme şansınız var tabii ki. Evet, şimdi bu tür çalışmalar tabii ki çok zaman önce, oldukça uzun bir zaman önce başlamıştır. Göz izleme, otizmde göz izleme yayını Amy Klein tarafından yapılmış. Donald Cohen, ki kendisinden hemen sonra ifade hayatını kaybetti, 2002 yılındaydı sanıyorum. Tek bir konu hakkında yapılan çalışmaydı bu. Ve bu bizim için çok ilgi çekiciydi. İşte biz o zaman ilk göz izleme makinemizi aldık ve aracımızı aldık. Neredeyse bir arabadan çok daha pahalı. Ve bu çalışmaları yapmaya başladık. Bu araçla yapmaya başladık. İlginç olarak şu ki, kişiler bu göz izleme aracını otizmle kullanmaya başladılar. Çünkü gerçekten gelecek vadeden bir metot olarak gözlemlendi. Ve böylelikle daha çok geliştirilmiş tasarımlar yapılmaya başladı bu araçların. Bu da işte yayın Pierce tarafından yapılan ve arkadaşlar tarafından 2011'de yapılan bir yayın. Yaptığı şey şu, araştırmacının bir film hazırlıyor ve bir ekranda, ekranın bir kısmında, bir tarafında bu görüntüler var. Geometrik görüntüler bunlar. Aynı sanki bir ekran koruyucusu gibi hareket ediyorlar. Sol tarafta ise hareket eden çocuklar var ve bu hareket çok, yani ikisi birbirine eşit nitelikte hareketler, ama temel olarak Pierce'ın baktığı şey şu: sola mı bakarsınız yoksa daha fazla sağa doğru mu, ekranın sağına doğru mu çekilirsiniz, bu işte ekran koruyucu veya ilgi çeken harekete doğru mu yönelirsiniz? Bunu ölçmeye çalışmış ve bulduğu şey de şu: eğer tipik olarak büyüyen bir çocuksanız, neredeyse bütün bu çocuklar tipik olarak gelişme gösterenler %50'den fazla zamanlarını sol taraftaki diğer çocukları izleyerek, yani biyolojik hareketi, insan hareketi izleyerek izliyorlar. Yani başka insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar onların dikkatini çekiyor. Bu muhtemelen de bunun doğal olarak programlandığımız bir şey tabii. Ancak ilginç olan ise şu, otizmler ise bu şekilde yapmamış. Gördüğünüz gibi %50'den fazla, en azından %50'si net bir şekilde, açık bir şekilde bu geometrik paternlere, örüntülere bakmışlar ve bazıları neredeyse %100'lük zamanlarını bu ekran koruyucularına bakmış, insan hareketinden ziyade. Ve görüyoruz ki hatta bu insan hareketine bakmayı isteyenlerin dahi sadece birkaç tanesinin burada insan hareketlerine doğru çekildiğini tespit etmiş Pierce bu çalışmada akıllıca bir şey yapmış. Ne yapmış? Aynı zamanda mental retardasyonu, yani otizmi olmayan hastalara da bakmış. Yani IQ'larına bak, biyolojik bunların tabii ki daha yüksek beceriler olabilir. Mental retardasyonu olan hasta çocuklarda yine insan davranışlarına karşı çekilmişler. Yani insan olmayan davranışlardan daha ziyade insan olanlarda etkilendiğini görmüş. Bu gerçekten bizim çok ilgilendiğimiz bir konu. Dolayısıyla bu Pearson'ın tabii tasarımında birkaç sorun yaşanmış. Sorunlardan bir tanesi
biyolojik olmayan biyolojik olmayan davranış veya hareket her zaman Hekla'nın aynı tarafındaymış. Dolayısıyla bu bir ön yargı oluşturabilir her zaman aynı tarafta olması. Dolayısıyla biz bu tasarımı değiştirdik. Farklı şekillerde değiştirmeye çalıştık, düzeltmeye çalıştık ve her seferinde biz fokus noktasını da değiştirdik. Dolayısıyla işte gördüğünüz gibi burada karşılaştırmayı görebiliyorsunuz. Yukarıda tipik bir çocuk var 2 yaşında ve burada ise tipik bir boy with erkek çocuğu, otizmli çocuk 2 yaşında. Şimdi farklı göstereceğim size. So you can see the point of fixation. Evet, gördüğünüz gibi odaklanma noktasını görüyorsunuz. So you see that the typically developing boy, evet, tipik olarak gelişim gösteren çocuk tabii ki yüzdeki harekete bakıyor ama kesinlikle vücuttan daha ziyade yüze odaklanmış durumda. And so this is the design of evet, bu işte tasarım bu şekilde yapıldı ve bu tasarımı biz bu işi göz izleme makinesiyle veya aracıyla yaptık. Göz izleme aracı aynen normal bir ekrana benziyor. Buradan tespit edemiyorsunuz. Yani herhangi bir kafanıza herhangi bir koymanıza falan gerek yok. Sadece ekrana bakmanız gerekiyor. Sıradan bir ekran gibi. Ve anneler, babalar kucaktan oturtuyorlar bebeklerini. Bunu ve 2 dakikalık gibi bir süre alıyor bunu testi yapmak. Evet. İlk burada gördüğümüz şey yine aslında aynı sonuçları aslında Pierce gibi Pierce'in aldığı aynı sonuçları aldık ve tüm tipik olarak büyüyen, gelişen çocukların zamanlarının çoğunu insan oğluna odaklanaraktan izlemeye hareket yapan insana odaklanarak zaman geçirdiğini gösteriyor. Ama burada ise neredeyse yarıdan fazla otizm olan çocuklar ise daha ziyade ekran koruyucusuna odaklandıklarını gösteriyor ve hatta bu ekran koruyucusuna yakın bakmayanlar dahi bunlar %50 oranında olduğunu gösteriyor. Yine ilginç bir şekilde bazı korelasyonlar da yaptık klinik ölçümler sonucunda ve şunu tespit ettik. Daha fazla zaman harcanırsa, biyolojik hareketler üzerine daha fazla zaman harcanırsa o zaman daha fazla ortak dikkate daha çok yani daha fazla ortak dikkat gösterme davranışını gösterir kişi. Neden buna ilgi duyduk? Çünkü ortak dikkat kilit eylem. Aileden bir şey öğrenebilmesi için veya çevreden öğrenmesi gereken önemli bir faktör. Bununla beraber ortak dikkat davranışı bizim numunemizle de korele edilmiştir. Yani kişinin kendi diliyle ilgili olarak mesela bir kişinin daha az ortak dikkati varsa bu kişinin dili öğrenmesi de daha az gelişecektir. İşte bütün bu çocukları boylamsal olarak takip ettik. Bir kohortumuz var artık. Şimdi 250 çocuk var bu grupta, otizmli. Her 6 ayda bir de kontrol takip ediyoruz. Bunlar teşhis alır almaz. Yaklaşık olarak 1-1,5 yaşlarındayken biz hemen bunları çalışmanın içerisine dahil ediyoruz ve her 6 ayda bu ölçümleri tekrarlıyoruz çocuklarda. İlginç bir şekilde bulduğumuz şey de şu oluyor. Bu çok basit ölçüm yani göz izlemeyle ilgili olarak çok yordayıcı bir araç. Yani otizmin ne şekilde değişiklik göstereceğini yoruyor. Yani gördüğümüz şey de şu. Çocuklar daha fazla biyolojik davranışa harekete odaklanan çocuklar bunların daha yüksek EDOS puanları azalacaktır. Herhangi bir tedaviden bağımsız olarak tabii tedavi varsa işe yarayacaktır. Ama bunların otizm puanları düşecek. Bu çocuklardan daha fazla düşecek yani. Bu çocuklar ise en kötü prognoza sahip olacaklar zamanda. Ne tür tedavi alırlarsa alsınlar.
And so you can see, gördüğünüz and so gibi burada numuneyi ikiye böldük örnekleme ve burada sosyal cevap verenler ve sosyal olmayan cevap verenler olarak ayırıştırdık ve baktığımız zaman otizmli olan çocuklar yani genel olarak burada cevap verenler bunlar ortalamada otizm bir yıl sonra otizm derecelerinde bir azalma olmayacak ama bu tarafta olanlar ise %50 oranında ADOS derecelerinde puanlarında bir yıl sonra düşüş olacaktır. Şimdi başka yaptığımız başka bir çalışma ise EEG alınması. Bunlar çok küçük bebekler tabii ki çocuklar. 1,5 yaştayken başlıyoruz. İşte kafalarına bir şapka geçiriyoruz. Tabii kafalarına o şapkayı dokunmaları gerekiyor. Ve aynı zamanda da burada filmi seyrediyorlar. Her zaman aynı filmi seyrediyorlar. Ve sonrasında da ne olduğunu görebiliyoruz, beyinde ne oluyor? Yani bir film seyrettiğimiz zaman biyolojik ve insan türü hareketler yapıldığında neler olduğunu görmek amacıyla beyinde bu test yapılıyor. Bunu hatırlamıyorum kaç denek vardı ama sanıyorum 50 denekti. Bu da 2 ile 5 yaş arasındalardı bunlar. Bulduğumuz şey şu oldu. When children with autism, çocuklar otistik olan çocuklar böylesine bir hareketi biyolojik hareket gösteren çocukları veya insanları seyrettikleri zaman aslında daha az hareket etmeye çalışıyorlar. Salience ağı yani bir ilgi ağını yani sizin ilginizi harekete geçen ağı harekete geçiriyorlar. Bu insula var bu ağ içerisinde. Yani bildiğiniz gibi temporal lobun iç kısmı burası ve aynı zamanda da dorsal anterior cingulate var. Dolayısıyla bu filmler izlenirken bu çocuklar, otizmli olan çocukların daha az aktivasyon oluyor. Bu bölgede daha az aktivasyon olduğu ortaya konuyor. Evet, belki bunu görmüş olabilirsiniz. Bu tek bir denekle yapılan American Journal of Psychiatry'da yayınlanan tek bir yayın var. Bir denekle yapılan bir yayın bu. Ne yapmışlar? Bir kompleks sosyal ortamı incelemişler, bakmışlar. Ve bu ilk yayında otizmli olan deneyin 120 IQ'su 120. Çok akıllı bir insan. Ama buna rağmen çok farklı paternleri var sosyal ortamları gözlemleme anlamında. İşte bu sosyal ortamda bir filmden alınmış. Virginia Woolf'tan Kim Korkar adına film bu. Buradaki denekte gözler arasındaki etkileşime bakmışlar. Karakterler burada konuşuyorlar birbirleriyle. Ama yaptığınız nedir? İşte birbirini izlersiniz. Yani buradaki sözel iletişim kişilerin duygularını nasıl etkiliyor onu görmeye çalışırsınız. Gözlerin içine bakarak ve sonrasında öbürüne bakarsınız. Buradaki etki nedir diye bakarsınız. Temel olarak öne ve arkaya doğru gidecek şekilde sosyal referanslama yaparsınız. Böyle deriz buna. Dolayısıyla gibi bu otizmli olan, çok akıllı olan kişi ise bu kişinin yaptığı bir ağza bakıp sonra öbür ağza bak ve sonuçta kendisini karakterin üzerindeki gerdanlığa bakmaya başlıyor. Tabii burada noktayı kaçırıyor. Yani sosyal buradaki sosyal iletişimin kişilerin bir ilişkide duygularını nasıl etkiliyor bunu gözden kaçırmış oluyor. Böylelikle bu nedenle keşiflerimize daha sosyal sahneleri ekledik. Ama bununla beraber bebekler bu tip kompleks veya Virginia Woolf tarzı filmlere tabii ki ilgi göstermediği için biz ne yaptık? Onun yerine bazı karikatürler, daha doğrusu Toto adındaki Toto eşek Toto adı altında bir çizgi film var. Bunu kullandık. Ve yapılan şey şu. Tabii ki
And I will show you the movie ki in a second. 1-2 dakika içerisinde size burada göstereceğim bu controls, çizgi filmde. Okay. Burada kontrol grubunu görüyorsunuz. Ve daha sıcaksa, mesela alev gibi, o zaman kontrol grubu buna daha çok bakacaktır. Sonrasında işte bu klinik durum, yani bunu gösteriyor. Bir çocuk var burada. Ve bu çocuk neye bakıyor diye baktığımız zaman göstereceğim ben size şimdi. Gördüğünüz gibi grup 4 yaşındakiler buraya bakıyorlar. Gördüğünüz gibi otistik çocuğun nereye baktığını görüyorsunuz. Kuma bakıyor, objelere bakıyor. Ama çocuk grup içindeki çocuklar hep duygulara bakıyorlar, neler olduğuna bakıyorlar. İşte gördüğünüz gibi otistik olan çocuk ise kumdaki detayları inceliyor. Okay. So the problem is, dolayısıyla işte şimdi problem, bunu nasıl karşılaştırırsınız? Çünkü bu bunları subjektif bir değerlendirme. Diğer konu ise şu, aynı zamanda da potansiyel olarak bunun zaman içerisinde nasıl değiştiğine de bakmak gerekiyor. Tabii ki kesinlikle bu 2 yaşındaki çocuklar, bir grup halindeki çocukların tam olarak aynı şeye bakmayacaktır. Yani 4 yaşında olanlarla veya 7 yaşında olanlarla aynı şeylere bakıyor olmayacaklardır. Yani rafine, daha rafine ettikçe daha farklı şeylere bakmaya başlayacaklardır. Peki biz ne yaptık? Bir algoritma oluşturduk. Yani bu algoritma grubun %1'lik olarak, persentil olarak neye baktığına baktık. Yani bu gördüğünüz gibi aynı eğriler gibi, sanki bir dağmışçasına. Burada dağın ortası burası ve burada ise persentil eğrileri, yani daha çok uzaklaştıkça daha düşük, o zaman daha düşük bir eğri oluyor. Anladınız mı bu kısmı? Bilemiyorum. Yani temel olarak o zaman ne kadar yakın bir grubun ortalama sıcak noktası ne kadar yakın, onu tespit ediyorsunuz. Yani burada kontrol grubunun nereye odaklanıyor daha ziyade bunu tespit ediyoruz. Eğer buradaysa sıfır, ama burada işte kuma bakıyorsanız bir şey kişisinin grupta, kontrol grubunda hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapıyordur. Yapıyor okay. anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla bu eğrileri oluşturma şeklimiz. Yani yaş bazında bu eğrileri oluşturabiliyoruz. Bir grup çocuk aynı yaşta ve aynı cinsiyette olan çocukları bu şekilde değerlendiriyoruz. Aynı bebeklerin büyüme çizelgesinde olduğu gibi. Dolayısıyla temel olarak bizim normlarımızı oluşturmamıza yardımcı oluyor. Kompleks sahnelerle göz hareketlerini hareketlerini tespit ediyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu sırada temel olarak otistik olan, pembe olan nokta otistik çocuğun izlenimi gösteriyor. Ama ortalama olarak burada gördüğünüz gibi persentili %23 olarak çıkıyor bu sıralamaya göre. Sonrasında başka bir sıralama baktığımız zaman, sıralamaya yine bir kompleks sosyal bir sahne olabilir bu ve başka bir sıralamayı analiz edebilirsiniz. İşte bu sıralamada diğer çocukların baktığı hiçbir şeye bakmıyor. Neredeyse öncelikle her zaman aynı noktaya bakıyor. Yani biz burada şeyden bile emin olmaya çalıştık. Acaba ekranda başka, ekranın üzerinde bir şey mi odaklandı diye baktık ama stabildi. Dolayısıyla persentili burada %3. Yani gerçekten tipik
aralıktaki çocukların normal olarak bakacakları, bu yaşta çocukların bakacakları alanın çok çok dışındaydı. Dolayısıyla temel olarak baktığımızda bu kompleks sahnelere bakmaya başladığımızda bunun ne şekilde klinik değişkenlerle korele olduklarına baktık. Bu sosyal kompleks karmaşık sahnelere başka bir şekilde bakacak olursanız o zaman diğer klinik ölçümler için ne söylüyor bize? Ölçebildiğimiz bu ölçümler için ne söylüyor? Temel olarak gördüğümüz şey şu, bu çocukların otizmin ne kadar yüksekse, yani sosyal sahnelere baktığın zaman bunların daha ne kadar sahne karışık olsa daha iyi bir dil ifade edebilirler. Yani bunların bu çizgi filme bakışlarına ne kadar karmaşık nokta bakarlarsa, karmaşıklıklarına bakarlarsa da o kadar iyi ifade ederler. Bununla beraber klinisyenin ifade ettikleri gibi aynı zamanda nasıl kompleks bir sosyal sahneyi nasıl özümlediklerini gösterir ve bunların iletişim becerilerinin ne kadar olduğu da tespit edilebilmekte ve nasıl olacağı da öngörülebilmekte gelecekte. Evet. Aynı zamanda analizler de gerçekleştirdik bu sosyal sahnelerle ilgili olarak ve yine tipik değişiklikler de tespit ettik. Bir EEG'nin kullanıldığı gibi bu kompleks sosyal sahneleri nasıl yorumladıklarına baktık ve birey otistik olanların daha ziyade parietal lobda harekete geçirdiklerini ama normal olanlarda ise yani otistik olmayan çocuklarda frontal ve orta frontal yani mid frontal kısmını aktive ettiklerini gördük. Peki, bu neden bu kadar ilginç bizim için? Çünkü bu modelde, şövalyenin modelinde soru şu, ne şekilde bir şeyi değiştirebiliriz? Ki bunları biliyoruz artık ve nasıl değiştirebiliriz'e baktık. Temel olarak, tabii ki bu araştırmaya başladığımız zaman müdahale kısmında çok yer almıyorduk. Dolayısıyla farklı metotları gözden geçirdik ve şöyle düşündük. Birincisi, çok erken dönemde müdahale etmek önemli dedik. Çünkü bunlar çok erken dönemde ortaya çıkıyor. Hatırlayacağınız üzere bakma şekilleri, annenin yüzüne bakmak bu yaşamın ilk birinci yılında ortaya çıkıyor ve muhtemelen bir metodumuz olmalı ki veya bir girişim metodumuz olması gerekiyor ki bu sosyal iletişim olmalı bunun amacı. Ki böylelikle gerçekten sosyal olarak bu çocukları etkileşime geri getirmemiz gerekiyor. Eğer sosyal etkileşime sokmak istiyorsak tabii ki ve fırsatları kaçırmamalarını sağlamamız gerekiyor. Bilişsel anlamda, bilişimsel retardasyon anlamında. Yani temel olarak bütün girişim müdahale metodlarını araştırmaya başladık ve Geraldine Dawson 2010'un başında bir sunum yapmıştı. Hatta yayınlanmadan önce Denver modelinden bahsetmişti. Bu metot gerçekten amacın sosyal olarak çocuğu geri getirmek ve ortak dikkati toparlayabilmesini sağlamak ve sosyal inisiyatif alabilmesini sağlayabilmekti. İlginç bir şekilde biliyoruz ki sosyal beceriler 1 ile 4 yaş arasında gelişiyor. Burada sosyal becerilerimizi, araçlarımızı patlattığımız dönem aslında. Ve Denver metodunun yayımıyla şu gösterildi. Eğer 3 yaşından önce bir müdahale yapılacak olursa ve yoğun bir şekilde müdahale yapılacak olursa, yani erken dönem Denver modeli 15 ve 20 saatlik bir çocuk başına 2 yıl boyunca birebir eğitimden bahsediyor. Girişimden bahsediyor ki gerçekten çok büyük bir yatırım bu. Aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla bu ilk metot, yani bizlere eğer böylesine bir girişim yapacak olursanız, müdahale yapacak olursanız yoğun bir şekilde o zaman
burada bu bilişsel durağanlığı engelleyebilirsiniz ki bunun doğrultusunda başlangıçta bu gruptaki çocuklar toplum içerisinde her zaman olduğu gibi konuşma, dil terapisi, psikoterapisi, terapi, haftada işte ne bileyim iki defa, bir defa özgün olmayan eğitim alanlar almıştır ve bu da ise, bunlar ise Denver erken dönem müdahale terapisi alanlar, bu yoğun erken müdahale içerisinde olan çocukların, bunların IQ'larında artış olmuştur ve bunların ortalama IQ'dan 60'a çıkmış, yani 50 ve 60'lardan ortalama olarak 80'e kadar yükselmiştir. Yani temel olarak bunlar standart sapmadan daha yükseğini elde etmişlerdir. Yani bunlar mental olarak engelli ve mental retardasyon grubundan mental retardasyon olmayan gruba doğru gitmişlerdir. Yani düşünebilirsiniz, bu gerçekten gelecekteki otonomi, yani bağımsızlık, özgürlük için ve aynı zamanda toplum üzerinde, aile üzerindeki bağımsızlığı veya aile veya toplum açısından çocuklara ilişkin bağımsızlık getirmek için önemli noktalar. Bununla beraber tabii ki o dönemden bu yana birçok çalışma da yapılmıştır. Bu çalışmada yine erken dönem müdahalenin önemini gösteren çalışmalar yapılmıştır. İsviçre'de sağlık sisteminde İteklemesiyle bir çalışma gerçekleştirdik ve burada 5 tane merkezi bir araya getirdik. İsviçre'de 3 tane dili var. İtalyanca, Almanca ve Fransızca olmak üzere. Burada bu merkezde erken dönem müdahalesinde mutabık kalan bu merkezleri bir araya getirdik. Bunlar 300 çocuğu bir arada getirmek üzere bir çalışma yaptılar. Ve bir yıllık müdahalenin sonunda bu İsviçre kohortu içerisinde şunu tespit ettik. Otistik semptomların ağırlığı, ciddiyetinde azalma olduğunu ve bunun da sosyal etkileşim ve iletişim yeriliğini, eksikliğini gidermek üzere girişim yapılması halinde bunun ortaya çıkardı. Yani ADOS puanının düşürdüğünü gördük erken dönem müdahalesinin ve anlamlı bir şekilde iletişim becerilerinde artış getirdi ve bunlar aynı zamanda bilişsel davranışlarında düzelme gösterdi. Yani daha zaman içerisinde IQ'ları gelişti, yükseldi. Yine ilginç bir şekilde bugüne kadar 27 çocuk bu yoğun erken dönem müdahalesinden faydalandı ve Cenevre'de eğer tedavi genelde olduğu gibi %70'i bu çocukların %70'i özel okullara gidiyor, özel eğitime gidiyorlar. Erken dönem eğitim programına katılan, erken dönem programına gidenler ise %70'i normal okullara gittiler. İşte burada tam aksi bir orantıydı bu. Yine bu çocuklardan, yani normal okula giden çocukların yarısı aslında hiçbir destek ihtiyacı olmadı. Sadece diğer çocuklar gibi normal okula gittiler. Bu benim beklediğimin çok çok ötesindeydi. Yani biz bu erken dönem müdahaleye başladığımız zaman böylesine büyük bir etki olacağını hiç düşünmemiştik. İyi bir şey olacağını düşünüyorduk ama bunun gerçekten tam tersine, yani normal okula gidenlerin sayısındaki gibi %70 olacağını düşünmemiştik. Dolayısıyla şimdi size ben şunu göstermek istiyorum. Bu çocuk 2 yaşında programa başlamış olan çocuk. Bu yine ilginç bir şey daha var burada. Erken girişimin müdahalenin çocuk üzerindeki etkisi de çok önemli. Etkisini gösteren şey çok ilginç burada. Bunlar benim çocuklarım aslında. İki çocuk gördüğünüz gibi beraber oynuyorlar. Bunlar bu arada ikizler. Temel olarak belli başlı hayvanlarla oynuyorlar ve ortak dikkatleri var. Birlikte dikkat gösteriyorlar, izliyorlar. Yine burada bir eğri analizi var. Gördüğünüz gibi otizmli olan çocuk, yani bir yıllık eğitimden sonraki durumu görüyorsunuz.
You can see that gördüğünüz he's gibi, pretty good. They, gerçekten he watches the animals hayvanları like a izliyor. Lot of the kids do, birçok çocuğun yapacağı gibi. Ama from the animals, right? hayvandan for ayrılma example, konusunda da bir sorun yaşıyor. Mesela tipik olarak gelişen çocuklar ellere vesaire bakıyor, yüzlere bakıyor. Bu halen daha hayvanla ilgi duyuyor. Bir yıllık çalışmadan veya tedaviden sonra ve aynı çocuk 2 yıl sonra. And so first you can see that he stays much closer gördüğünüz from gibi, the group, gruba çok daha the group yakın. Distribution. He still goes back sometimes to the animals, bazen but now hayvanlara geri dönüyor ama sıklıkla yüzlerine bakıyor, çocukların yüzlerine bakıyor ve diğer çocukların way, yaptığı gibi. Movies, eğer filmlere bakacak olursanız, buradaki ortalama tipik olarak gelişen bu yaştaki çocuklar daha fazla okay. yüze bakarlar. Ortalama so, bakış bu şekilde olur. İşte birkaç tane çalışma var ki erken dönem müdahalesinin etkisine, beyin fonksiyonunun etkisine bakan birkaç tane çalışma var. Bunlar hala hazırda bizim çalışmalarımız değil. And so, but the study who did that, ama bu çalışmayı yapanlar şunu göstermiştir ki aktivasyon ve beynin normalizasyonunu okay. gösteriyor erken dönem müdahaleden sonra. Tipik olarak gerçekten 2 yıl sürüyor bu normalleşme görmek, 2 sene sürüyor. Yani bir soru şu çünkü 1 yılda yeterli olur mu diye. Ama çünkü maliyetli bir çalışma dolayısıyla ama bunu yapmak mümkün değil. Ancak 2 yıl sonunda sonuçlar görülebiliyor. Eğer literatüre bakacak olursak erken dönem yani birebir terapinin bedeli haftada 20 saat olmak üzere tek bir çocuk için yaklaşık olarak 40-45 bin ABD doları gibi oluyor Kanada'da veya ABD'de ve İsviçre'de tabii ki yüksek maaşlar her bir çocuk için ise 80 bin dolar gibi bir rakam gerekiyor yıl bazında. Eğer bir çocuk özel bir eğitime gitmiyorsa ama normal bir okula gidiyorsa özel eğitim yerine o zaman erken dönem müdahale maliyeti geri dönmüş oluyor. Çünkü özel eğitim de çok pahalı. Dolayısıyla bütün bu takip eden yıllarda kişinin yaşamının devam eden yıllar arasında finansal anlamda net bir kazanç olacak anlamına geliyor. Eğer bu kişi girişimsel retardasyondan kurtuluyorsa topluma sağlayacağı kazanç çok büyük olacaktır tabii ki. The question is, soru if şu, you do less eğer you daha az yoğun yaparsak bu erken müdahaleyi sadece ebeveynlere eğitirsek nasıl olur? Çünkü insanlar maliyeti düşürmeye çalışıyorlar. Bu da etkin. Bunu erken dönem programını gerçekleştiren ebeveynin parents that don't do it. Yapmayanlar da karşılaştırılınca yapmayan ebeveyn arkadaşlar çok daha memnun olduğunu görüyoruz ama bununla beraber gelişim miktarı düzeyi aynı değil. İyi yapıyorlar ama birçok ebeveyn biz onlara bu eğitimi versek dahi bizim okay. yapabileceğimiz kadar da yoğun yapamıyorlar. Ne kadar sürem var bilmiyorum ama durmam gerektiği zaman söylersen And so the question evet, şimdi buradaki soru şu. Autism sadece bir sosyal bir bozukluk değil. Tabii ki başka bu şeyler de var bununla beraber. Example, örneğin biliyoruz ki sosyal yönlenme yok, sözel ve sözel olmayan iletişim eksiği var, sosyal etkileşim yok. Ama biliyoruz ki ama aynı zamanda da tekrarlayan davranışlar da var. Bunlar otizmin bir parçası. Yine bununla ilgili bir mesela yeni şeyler istemiyorlar, yeni faaliyet içerisine girmek istemiyorlar, ona bir karşıtlık var ve bazı özel şeylere sadece onların dikkatini çekiyor ve detaylara da çok dikkat ediyorlar global resimden ziyade. Yapışkan bir dikkatleri var. Yani bir şeye fokuslandıkları zaman tekrar bu fokusu kaldırmak için onlar için çok zor oluyor. Dolayısıyla artık burada bir alternatif bir hipotez var.
ASDM acilicin, yani sosyal motivasyon hipotezi artık yeterli değil. Kısıtlayıcı ilgiyi ve tekerleyici hareketi açıklamak için ve bilişsel sertliği ve açıklamıyor. Bazı yazarlar artık şunu öneriyorlar. Burada sosyal yönelimde eksiklik var. Yani yapışkan dikkat yadlandırıyorlar. Yani bir şeyi şu yapışık kalmak anlamında. Bu da aynı şekilde otizm sendromunun semptomlarını açıklayabiliyor. Peki bu yapışkan dikkati nasıl açıklayabiliyoruz? Bununla ilgili birçok tasarım gerçekleştirilmiş. Ben şimdi bir tanesini size göstermek istiyorum. Temel olarak baktığımızda bu bir örtüşen koşul. Yani burada bir merkezi bir uyarıcı veriyorsunuz ve burada hedefi ya buraya ya da buraya koyuyorsunuz. Ve görüyorsunuz ki ne kadar süre aldığını görüyorsunuz. Hedef burada olduğu zaman ne kadar süre alıyor ve hedef buradayken ne kadar zaman alıyor diye bakıyorsunuz. Yani bir yerden diğerine geçiş ne kadar, nasıl değiştiriyor? Değişiyor, ona bakıyorsunuz. Temelde kişiler şunu göstermişlerdir. Bireyler hali hazırda otizm tanısı almamış ama daha sonra otizm tanısı alacak olanların daha fazla yapışkan dikkatleri olduğunu gösteriyor. Yani bu kişilerin hedef farklı bir bölgeye yerleştirilirse oradan dikkatini almaların çok daha fazla zaman aldığını gösteriyor. Bu dediğimiz gibi daha sonra otizm geliştirmeye ilişkin bir aciliyeti gösteriyor, acil durumu gösteriyor. Peki biz bunu bu tro filmde nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Temel olarak baktığımızda bu yine izleyelim. Gördüğünüz gibi bu sıralamada bir kayma söz konusu, değişim söz konusu. Başlangıçta Trotro var. Sonrasında bir başka sahnede geliyor. O sahnede ise birkaç tane daha karakter geliyor. Dolayısıyla şunu görmek istedik. Bireyler, otizmli olan bireylerin sebat gösterebilecekler mi diye baktık. Yani aynı noktaya bakmaya devam edecekler mi? Ve başka noktalara bakacaklar mı bir sonraki sahnede diye baktık. İşte gördüğünüz gibi eğer tipik olarak gelişen gruba bakacak olsanız burada gördüğünüz başlangıçta oradaydı, sonra buraya hepsi toplu olarak yer değiştiriyor. Yani birdenbire hepsi değiştiriyor bakış noktalarını. Peki otistik olanlarda nasıl değişiklik gösteriyor? Biz zamanı ölçtük. Yani bir bölgeden bir bölgeye geçen zamanı ölçtük ve şunu gördük ki otistik olanların daha fazla zaman geçirdiğini, yani anlamlı ölçüde daha fazla zaman harcadıklarını gördük. Dikkatlerini dağıtılabilmeleri açısından. Bunu aynı zamanda şunu da tespit ettik. Bu otizmin ciddiyetiyle de ilgili olduğunu tespit ettik. Yani ne kadar süre takılıp kalıyorlar, ne kadar bu otizmin düzeyleri, sahip oldukları otizmin düzeyiyle ilgili olduğunu gördük. İşte burada o zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu bir primer eksiklik midir? Dikkatin yeniden yönelimine sağlanması. Çünkü eğer dikkatinizi toplanmada, başka bir yere toplamada bir sorunuz varsa o zaman ne yapıyor? Bir kısıtlı ilginiz vardır. Tam tersi ise aynı şeyler üzerine bakmaya devam edersiniz. Diğer tarafta ise bilişsel güçlendirme başka uyaranlar tarafından ve bununla beraber ikinci bir bilişsel nokta çıkar, dikkat çıkar. Şimdi özetleyecek olursak bütün klinik veriler şunu gösteriyor. Tabii nörobilimde aslında araştırmalar bunu söylüyor günümüzde. Bütün çalışmalar bize şunu gösteriyor ki bizim otizmi olabildiğince erken teşhis etmemiz gerektiğini söylüyor. Çünkü ne kadar erken müdahale ederseniz daha etkin olursunuz.
Ve bununla beraber daha yakın bir zamanda bitirdiğimiz bir çalışma var ama henüz yayınlanmadı. Bu çalışmada da tedavi ettiğimiz çocuk grubunda ki 1 yaşında tedavi almaya başladı. Hatta ben daha toplum içerisinde yani kamu tedavisi alanlar 2 ya da 3 yaşında başlayanlarına çok daha iyi durumda. Yani erken dönem müdahale çok daha iyi sonuçlar getiriyor. Bu da bizi Cenevre'de şu noktaya getiriyor. Yani bütün kız kardeşleri, erkek kardeşleri, otizmli çocukları ve şunu hatırlatmak isterim. Bunların %20'si muhakkak bir otistik olacaktır. Bunlar göz takibi yapamıyorlarsa veya gecikmiş bir konuşma durumları varsa hemen bunlara biz erken dönem müdahalesi alıyoruz. Bununla beraber çok küçük çocuklar, mesela 10 aylık gibi, 9 aylık çocuklar gibi, bunlar eğer bunlara hemen müdahale edersek çok hızlı bir şekilde cevap vermeye başlıyorlar. Belki de erken müdahaleye de gerek duymayabiliyorlar. Çünkü çok fazla ilerleme kaybetmiş oluyorlar. Umarım sizlere şunu da gösterebilmişimdir. Bu gözle izleme ölçümünün ölçümü standart klinik değerlendirmemize fayda sağlamıştır diye düşünüyorum. Ve bunu kliniklerimizde de kullanmaya başlayacağız. Veya pediatrisyenler daha toplu tarama yapabilirler. Veya çocuk psikiyatrler olarak çocuklara bu taramayı yapmamız mümkün olabilecektir. Günümüzde buradaki araç tamamıyla tabii ki 8000 euro gibi bir rakam. Ama bu arada göz izleme aracı ise 200 euro. Bu tabii ki demokratik olacaktır. Yani bazı tabletler halihazırda göz izleme aracı gelecekte entegre de edilebilecek. Dolayısıyla bazı noktalarda biz bunun için tablet için sadece aplikasyon kullanacağız. Yani bir teşhis aracı olarak kullanabilmemiz için günlük çalışmalarımızda. Tabii ki çok erken dönemde müdahale edebilmek burada bizim neyi hedeflememiz gerektiği sorusunu beraberine getiriyor. Burada sosyal dikkat eksikliğine odaklanmamız lazım. Bununla beraber yapışkan dikkati de dağıtmak veya kaldırabilme konusunda odaklanmamız gerekiyor. Başka bir konu ise daha önce gösterdiğim gibi çocuklar yani sosyal cevap verenler ve insan davranışına cevap verenler çok daha iyi cevap veriyorlar. Çünkü eğer çocuklara hangi çocuklara ne şekilde tedavi yapacağımızı da belirlememiz gerekiyor. Sonuç olarak nörobiyolojik mekanizmaları da çok iyi anlamamız gerekiyor. Bu erken dönem gelişimi aşamasında ve hangi bölgede neler oluyor bunu bilmemiz lazım ki böylelikle uzun süreli bir fayda elde edebilelim. Evet, bu gerçekten birçok kişinin yaptığı iş. Marie Scher, çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Marie Scher'le 15 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kendisi tıp öğrenciliğinden beraber çalışıyoruz. Bu da araştırma takımı içerisinde yer alanlar. Aynı zamanda EEG ekibiyle de işbirliği yapıyoruz. Ve çok güçlü işbirliğimiz var aile derneğiyle. Ve tabii ki bu bizleri destekleyen, nerede biz müteşekkiriz tabii, sadece araştırmaya yapımıza yardımcı oldukları için ama aynı zamanda çocuklarına tedavi olanı sağladığımız için de onların da katkıları var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyorum.
Thank you very much. Çok teşekkürler Stefan. Bizimle bu çok ilginç araştırma bulgularını paylaştın. Beni gerçekten çok daha otizmle ilgili daha ümitkar hale getirdi beni. Ve biyolojik kanıtlardan bahsettiniz ve klinik gözlemlerini doğrultusuna biliyoruz. Ne kadar erken müdahale olursa daha iyi etki elde edebileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla nasıl, neden işe yaradığını biliyoruz. Sanıyorum birkaç tane soru alabiliriz. Kısa bir süremiz var ama. Son nokta çok önemli. Klinisyenler olarak, tipik olarak küçük çocuklarla, çünkü yeterli kaynağımız olmadığı zaman olduğundan bekleme listesi oluşturuyoruz. Birçok klinik bunu yapıyor. Dolayısıyla çünkü bir bekleme listesi olduğu zaman da anlattığımızı tam tersi yapıyor oluyoruz aslında. Dolayısıyla en büyüğünü alacak olursak aslına bakarsanız o zaman zaten en çok müdahaleye cevap verebilecek, başarı kazanacağımızı hedeflemiyoruz anlamına geliyor. İşte bu nedenle biz bekleme yapmıyoruz, gelişigüzel alıyoruz merkezimizde. Bir nokta açıksa hemen teşhisi koyuyoruz, hemen çalışmalara başlıyoruz. Çok teşekkürler. Sorular varsa bir iki soru belki alabiliriz arkadaşlar. Çok ilginç bir sunumda tercihte. Buyurun. Thank you for the excellent talk. Teşekkür ediyorum bu güzel sunumunuz için. Çok bilgi vericiydi. Ben şunu sormak istiyorum. Kohort çalışmamızla ilgili olacak. Göz teması kurmak ve bunu sürdürmek doğal bir beceridir malumunuz, yani bunun öğretilmesi gerekmez çocuğa. Ama bu eğitime katılanlar için söylüyorum, anlıyoruz ki bunun bu öğretildiğini anlıyoruz, çocuğa daha sonra öğretildiğini anlıyoruz. Yani kalite farklı, nitelik farklı, bakışlar farklı. Yani bu göz izleme çalışmalarında bu durum farklı mı? Ve bunun nöro görüntüleme ile ilintili mi? Yani şunu söyleyebiliyor muyuz? Bu öğrenilmiştir ve hiçbir zaman normal olarak gelişen bir çocukta olur diyebilir misiniz? Gerçekten bildiğimiz şey şu, kesinlikle biliyoruz ki eğer çok temel algısal beceriler var. Algısal becerilerden bir tanesi bir yüze amaçlamak, göze bakmak. Dolayısıyla bu öğretilmez. Bunu doğar doğmaz yaparsınız. Gördüğünüz şey ise yine çalışmalardan bazılarında şöyle görünüyor. Bu algısal beceri kayboluyor. Otistik çocuklarda kayboluyor ve yaşamın ilk bir yılında kayboluyor. Dolayısıyla ya bunu güçlendirmek istemiyorlar çünkü diğer sosyal kapasiteleri eksik olduğundan dolayı veya ilgi eksikliğinden dolayı sosyal uyaranlara karşı ilgisiz kalıyorlar ve hatta geriliyorlar sosyal anlamda öğrendiklerinde. Gördüğünüz gibi tipik olarak gelişen bir çocukta bu sabır var ve dolayısıyla bunu koruyorlar. Yönelim, sosyal uyaranlara karşı yönelim sağladıkları için bu becerilerin üstüne ekleme yapıyorlar, kuvvetlendiriyorlar. Daha önce ifade ettiğim gibi belli başlı alanlar var ki bu alanlar bu öğrenim içerisine giriyor. Bu gelişim içerisine giriyor. Öncelikle interfrontal frontal lob, yani anterior singulatın ortasında ve orbital kortekste, frontal kortekste eğer duolamsal olarak bakacak olursanız otistik olan çocuklarda gördüğünüz şey
şu. Ya bu bağlantılar güçlendiriliyor ki bu EEG çalışmasında gösterilmiştir. Ben bunu size göstermedim ama yakın zamanda yayınlanan bir çalışma bu. Ya burada bu bağlantıları güçlendiriyorlar frontal bölgesiyle ve beynin geri kalan kısmıyla, otistik olanlar ise azaltıyorlar. Ya bu bağlantıları azaltıyorlar. Dolayısıyla burada bir bağlantılılık eksikliği var. Beynin anterior kısmında, orbital frontal korteks arasında, yani otistik olanlarda bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama yine de bu analiz üzerine çok fazla gücümüzde hükmümüz yok. Yani bizim müdahale ettiğimiz bireylerde bunu koruyorlar mı, koramıyorlar mı bilmiyorum ama substrat orada aslına bakarsanız. Yani güçlendirerek, zenginleştirerek sosyal anlamda çevreyi, biz aslına bakarsanız bu yetenekleri korumuş oluyoruz ve bu yetkinliklerin erozyona uğramasını engellemiş oluyoruz. Bu çocukların hepsi genetik olarak test edilmiş çocuklar. Bu çocukların bazıları genetik bozuklukları var. Buluyoruz zaten bunları. Ama genetik bir bozukluk olmasına rağmen normal olarak kendi otizme yol açacak olan bu bozukluk, eğer sosyal anlamda yoğun olarak müdahaleye uğrarsanız, o zaman genetik bozukluğu da kurtarabiliyorsunuz. Bu da çok güçlü. Çünkü sıklıkla insanlar şöyle düşünüyorlar. Bu genetik, bu bir kader gibi düşünüyorlar. Ama bu çalışma bize gösteriyor ki tabii ki bu bir gerileme veya bir zayıflık, ama bu zayıflığı, geriliği sosyal olarak ortamı zenginleştirmeyle güçlendirebiliriz. Yani sosyal zenginleştirme bir koruyucu faktör olarak, nörojenetik bozuklukta bir faktör olarak görev yapıyor. Bu aynı şekilde fare modellerinde de gösterilmiştir. Yani otizm modellemesi yapılmış ve bunları kendi başlarına kafese koyacak olursanız daha kötü prognozları ortaya çıkar. Eğer bunları daha fazla oyuncak, daha fazla madde koyarsanız ortama, ne bileyim sosyal anlamda değil, aynı ortamda başka fareler de ararlar. Yani fare için ne işe yarıyorsa insanlar için de aynı şey işe yarar.